Herkese selam bugünkü videomda böbrek hastalarında ozon tedavisi uygulamasından bahsedeceğim arkadaşlar öncelikle ozon nedir ozon 3 tane oksijen atomunun birleşmesiyle oluşan bir gazdır arkadaşlar ee, ozonun filtreleme ve oksitleme görevi bulunmaktadır. Bildiğiniz gibi atmosfer 7 katmandan oluşmakta. Bu katmanlarından bir tanesi de ozonosfer dediğimiz ozon tabakasıdır. Eğer bu ozon tabakası olmasaydı şu anda yeryüzünde hiçbir canlı olmazdı. Çünkü yaşayamazdı. Neden yaşayamazdı? Çünkü bu ozon tabakası güneşten dünyamıza gelen mor ötesi ışınları filtre etmektedir arkadaşlar. ABC denen ultraviyole ABC denen ee, zararlı ultraviyole ışınları bulunmakta. Özellikle ultraviyole C ölümcül özelliğe sahiptir. Bu ozon tabakası sayesinde bunlar filtreleniyor. Tabi ultraviyole B'nin de e, kısmen yeryüzüne zaten geçiyor. Bunun faydası da var. D vitamini sentezinde kullanılabiliyordu. A'nın ise çok zararı olmuyor. Ama özellikle C ölümcül. Onun için e, koruyucu özelliği var. İşte... E, bu ozon tabakasından yola çıkarak ozonun bu etkisi göz önünde bulundurulduğu için e, ortalama 150 yıldan beri bu ozon çeşitli e, hastalıkların tedavisine de kullanılmakta. Yine aynı zamanda oksitleme özelliğinin olduğu da gösterilmiş bu. O, üç tane oksijen atomu den O3'ün e, işte bakterilere, virüslere, mantarlara karşı öldürücü etkilerinin olduğu ve sterilizasyon işlemlerinde de bunun kullanılabileceği gösterilmiş ve dolayısıyla tamamlayıcı tıp uygulamasına birçok hastalığın tedavisinde destek tedavisi olarak uygulanabilir. Peki hangi mekanizmalarla e, ozon etki gösteriyor ve tedavi edici özelliği oluyor? Biraz önce de bahsettiğim gibi bir antioksidan etki, etkinliği var arkadaşlar. Antioksidan vücudumuz için faydalı yani kanser hücreleri, ölü hücreleri vesaire bunların ortadan kalkmasını veya oluşmasını azaltıcı özelliği var. Bu süperoksit dizmutaz gibi bunlar faydalı vücuda. Bunların e, üretimini artırabiliyor ozon ve antioksidan etkiyle de hastalıkların tedavisine yardımcı olabiliyor. Diğer bir etkisi ise antiinflamatuar yani enflamasyon, iltihabı önleyici özelliği var. E bu da zaten birçok hastalığın mekanizmasında enflamasyon, iltihap söz konusu bunu azaltıyor veya baskılıyor. Biraz önce de bahsettiğim gibi antimikrobiyal, antiviral ve antifungal etkisi var. Yani hem mantarlara karşı hem virüslere karşı hem de bakterilere karşı öldürücü görevi var. Ve bu enfeksiyonları baskılama özelliği var. Ki e, böbrek hastalarında ve diğer kronik hastalıkların birçoğunda bağışıklık sistemi zayıflamakta ve bu enfeksiyonlara eğilim olmakta. Dolayısıyla bu etkisinden de faydalanabiliyoruz. Bir diğeri de özellikle kronik hastalıklardan böbrek hastalıklarında Dolaşım da bozulmaktadır, işte diyabeti, hipertansiyonda da olduğu gibi. Dolayısıyla kan dolaşımını e, artırıcı özelliğinden dolayı böbrek dokusunun oksijenizasyonunun da artmasına sebep olabiliyor e, ozon. Bu açılardan da, e, bu mekanizmalarla da etki gösterebilmekte. Peki hangi hastalıklarda faydalı olabilmekte ozon tedavisi? Bir e, pseudomonas aeruginosa dediğimiz bu enfeksiyonlarda, enterokokus fekalis, staflokokus aureus gibi gibi bu enfeksiyonların kontrol altına alınmasında etkili Yine yakın zamanda pandemiden de geçti, COVID-19 pandemisinde. Burada da yine ozon uygulamalarının COVID-19'un etkilerini azaltabildiği veya COVID-19'a bağlı ölümleri azaltabildiği yine gösterilmiş. Yine kronik oksidatif stres ve kronik enflamasyonla karakterize, yani oksidatif stresin arttığı, iltihabı durumların yüksek olduğu durumlarda bunları yine baskılayabilme özelliği var. Ve birçok beyin sinir sistemi, nörolojik hastalıklar, dejeneratif hastalıklar, ortopedi ile ilgili çeşitli hastalıklar, kadın hastalıkları, genital sistem, üriner sistem hastalıklarında da ve bunlara bağlı bozukluklarda da yine tedaviye yardımcı olarak kullanılabileceği düşünülmektedir. Peki böbreğin özeline girecek olursak böbrekte neler yapabiliyor? Yaklaşık 12 tane mekanizma ile etki gösterebiliyor arkadaşlar. Böbrekte olası faydaları bunlar neler? Akut böbrek hastalığının, tedavisinin hızlanmasında faydası var. Kronik böbrek hastalığındaki hastaların yaşam kalitesinin yükseltilmesinde etkili. Yine bu damardan verilen kontrast maddeler oluyordu. İyotlu kontrast madde, anjiyoda, tomografide, intravenüs biyografi vesaire. Bunlar da çok sık kullanılıyordu bunlar. Bunların yine böbreklere yapabileceği zarar yani kontrast madde nefropatisini azaltabilme yönünde de yine profilakside etkinliğinin olduğu yine gösterilmiş. Vücudun toksinlerden kimi maddelerden arındırılmasını yine hızlandırabildiği gösterilmiş. Böbrek taşlarının tedavisine destek olabiliyor. Yine oksidatif stresi ve enflamasyonu azaltabiliyor. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine dolayısıyla böbrek hastalarının da e, bağışıklık sistemi düşüktü. Bunun güçlenmesine sebep olabiliyor. Yine enfeksiyona eğilim çok fazlaydı. Özellikle idrar yolları başta olmak üzere. Yine bunların kontrol altına alınmasına yardımcı oluyor. Böbreğe giden kan akımını artırabiliyor. diyabet ve hipertansiyonun kontrol altına alınmasına yardımcı oluyor. Ki diyabet ve hipertansiyon kronik böbrek hastalığının en sık sebebiydi. Eğer bunları kontrol altına alabilirsek destek tedavide olsa çok faydalı olabiliyor. Yine akut ve kronik glomerulonefritlerde nefritlerde yine böbreklerin iltihabı e, durumu denen piyole nefritlerde sistitlerde de yine e, destek tedavisi olarak kullanılabileceği gösterilmiş. Yalnız hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda ozon tedavisinin kronik böbrek hastalığı hastalığın ilerlemesini yavaşlatabildiği gösterilmiş. Fakat e, özellikle ileri evre böbrek hastalığında insanlarda yapılmış yeterli çalışma bulunmamaktadır. Fakat düşük e, sayıdaki e, bazı çalışmalarda yine faydası olabildiği gösterilmiş. Böbrek tüberkülozunda da yine faydalı olabildi. Özellikle de glomerül filtrasyon hızı dediğimiz böbrek çalışmasını gösteren GFR'si 30'un üstünde olan hastalarda yine daha etkin olduğu gösterilmiş. Yine tekrarlayan hidr yolu enfeksiyonlarında da toksinlerin vücuttan atılımında da yine faydası var. Bakın birçok mekanizmayla faydası olabildiği gösterilmiş. Peki madem bu kadar güzel bir uygulama. Bunu nasıl yapalım? Nasıl uygulanması lazım? Kaç seans yapalım? Her gün ozon tedavisi alalım mı? Bunlara da cevap vermek lazım. Şimdi ozon uygulamalarının birçok yöntemi olmakla birlikte ben böbrek hastalıkları için uygun olabilecek olanı sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Hastanın 50 ile 200 mililitre kadar kanı ortalama 100 mililitre kadar kan yani 100 mililitre ne demek bir su bardağının yarısı kadar kabaca Ka venöz kanı damardan alınıyor yani toplar damardan, venden kanını alıyoruz. Bunun üzerine ne yapılıyor bu 100 mililitre kanın üzerine? Ozon e, ilave ediliyor arkadaşlar dış ortamda. Sonra bu ozon ilave edilmiş kan hastaya tekrar e, damardan 15 ila 20 dakika içerisinde geri veriliyor arkadaşlar. Yapılan işlem bu. Yani hastanın kendi kanı alınıyor, ozon ilave ediliyor tekrar damardan geri veriliyor. E, peki seans sonrası hastalar hemen günlük işlerine gidebilirler mi? Evet seans bittikten sonra herhangi gibi yan etki oluşmadıysa alerjik reaksiyon vesaire normal gündelik hayatlarına devam edebilirler. Peki kaç seans uygulanması lazım? Benim genel önerim böbrek hastalıkları için söylüyorum. Uygun olan hastalarda haftada 2 seans yeterli olabiliyor. Haftada 2'den fazla önermiyorum. Yılda ise toplamda 10 seansı geçmemek şartıyla ozon tedavisi uygulanabilir. Fakat birçok yerde böyle bakıyorum 30 seans, 40 seans önerenler var. Ben bunları böbrek hastaları için uygun görmüyorum. Birçoğunda da maalesef tabii işin ehli olmayan, bu işi sadece ticaret için yapanlar da var. Şimdi o konulara da girmek istemiyorum. Paranızdan da olmayan. Benim böbrek hastalıklarını önerim demek ki haftada 2 seans geçilmeyecek yıllık olarak da 10 seansın geçilmemesinde fayda var. Ozon tedavisinin yan etkileri nelerdir arkadaşlar? Ozon uygulaması genellikle güvenlidir. Fakat bazı durumlarda nadir de olsa potasyum yüksekliği olabilmekte akut koroner sendrom dediğimiz bu kalp damarlarında e, iskemiye yol açabilmekte hava embolisi olabilmekte akciğerlere pıhtı pulmoner emboli riski olabilmekte işleme bağlı steril ortamlarda yapılmıyorsa enfeksiyon olabilmekte bir de grip benzeri e, semptomlar işte Herxheimer reaksiyonu denen bir durumda oluşabilmekte hangi durumlarda ozon tedavisi uygulanmamalıdır? Bir kanamaya eğilimi olanlarda, pıhtlaşma sorunu olanlarda bu kanın pıhtılaşmasını sağlayan trombosit değeri düşük olan hastalarda uzak durulması lazım çünkü işlemin kendisi de kanamaya eğilimi artırabiliyor yine ozona karşı intoleransı alerjisi olanlar uzak durması lazım hamileliğin ilk 3 ayında önerilmemekte bir de beyin kanamasına bağlı inmesi olan hastaların ozon uygulamasından uzak durmasında fayda var peki tüm böbrek hastaları kronik böbrek hastalığı olanlar ozon tedavisini uygulamalı mıdır arkadaşlar Şimdi öncelikle şunu bilmemiz lazım. Ozon sadece bir destek tedavisidir. Ana tedavi değildir. Yani böbrekleri bozuk ileri dönem bir böbrek hastası ozon tedavisi yaptığı zaman böbrekleri düzelmiyor. Sakın buna şey yapmayın, inanmayın. Yani bazı hastalar sanki bu ozon yaptığım zaman böbreklerim tekrar çalışacak, diyalizden çıkacağım gibi e, böyle ümitlere kapılmaktadır. Ne yapar demiştik biraz önce? Yaşam kalitesini artırıyor. Enfeksiyonlara karşı e, bağ, e, enfeksiyon risklerini azaltıyor vücudun direncini artırıyor vesaire. Destek oluyor. Diyabeti, hipertansiyonu kontrol alınmasına yardımcı olur. Genel olarak faydası var. Ama kür değildir arkadaşlar. Kronik böbrek hastalığı olanlarda kür nedir? Ancak böbrek nakliyle kür mümkün olmaktadır. Onun için bunu bilmenizde de fayda var. Peki benim düşüncem ne? Toprak böbrek bakımı olarak bizim genelde önerimiz şu: kronik böbrek hastalarımızda özellikle GFR değeri 30'un üstünde olanlarda, dediğim gibi yılda 10 seans kadar yapılabilir, faydası da olabilmektedir. Fakat 15'in altında olup henüz dialize girmeyen hastalarda da yaşam kalitesinin artırılması açısından özellikle anemi semptomları çok fazla olan, kansızlığı fazla olanlarda Yine bu eritropoetin direnci olanlarda kan iğnesi yapılıyor e, Sürekli kanı düşüyor Bunlarda da yine faydası olabildiğini Biz kendi hastalarımızda da gördük Hastalar daha zinde daha mutlu olabilmektedir Onun için daha iyi hissetme Daha enerjik olma noktasında e, Uygulanabilir Ama rutin herkes yapsın diye bir şey söylemiyorum Peki bu ozon tedavisini kimlerin uygulaması lazım Nerelerde yapılması lazım Tamam tamamlayıcı tıp ve ozon tedavisi konusunda deneyimli uzman hekimlerce yapılmalıdır arkadaşlar bunlar. Ve Sağlık Bakanlığı'nca denetlenmeyen, sağlık koşullarına dikkat edilmeyen merdiven altı yerlerden de uzak durulmasında fayda var. Evet, ozon tedavisini böylece özetlemeye çalıştım. Diğer videolarımıza görüşmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.